Suratında aptal bir sırıtış var. Bilmem farkında mısın? Adamın başının etini yedi. O ne der, bu ne der diye. O da ne yapsın evlenelim dedi. Marifet işlemişsin gibi gülümsüyorsun. Senin? Benim. İyi misin? Evet. Biz konuştuk ya hani bir şeyler. Bir şeyler değil o, ben sana bayağı işte evlenelim dedim ya. Evet, evet dedin. Ama galiba sen beni yanlış anladın. Ne gibi? Yani ben evlenim demek istemedim. Evlenmeyelim mi? Yok. Yok, o şekilde de değil. İçim böyle karıştı. Şey gibi yani... Ben... Ne bileyim, beni yanlış anlamanı istemiyorum. Kendini mecbur hissetme yani. Baskı altında hissetme kendini. Yok, mecbur hissettiğimden değil asla. Ya bence en önemlisi birbirimizi sevmemiz. Bence de öyle. Kesinlikle katılıyorum sana. Evet, aynı fikirdeyiz. Hemfikiriz. Evet. Yani aynı fikirde olmamız da çok değerli, kıymetli bence. Çok. Evet. Şey Can. Efendim? Bu arada ajansa gitmeden bir doktora mı uğrasak, şu gözlerini göstersek olur mu? Haydi, ben doktorumla görüşüyorum zaten her gün telefonda. Böyle sıkmam gereken damlalar var. Onları sıkıyorum falan. Geçti gibi aslında da. Korneamda da bir sıkıntı varmış. Ameliyat olacağım müsait bir zamanda. Ameliyat mı? Endişelenecek bir şey değil ya, bir ara olacağım. Bir şey hassasiyet var sadece, o yüzden böyle bir hafta daha gözlük takacağım. İdare edersin artık. Bir saniye. Bir dakika. Sen de mi takacaksın yoksa? Evet, seni yalnız bırakmak istemedim. Destek çık tabii bana yani. Ya bir kez daha evlilik kararımın ne kadar doğru olduğunu ben anlıyorum şu an. Ben hep takarım gözlüğü o zaman. Bir dakika. Gel. Ne oldu? Biz şeyi konuşmadık. Ajanstakilere ne diyeceğiz? Ne gibi? Yani şimdi biz aslında sevgiliyiz ama onlara sevgili değiliz demiştik ya. Hani birbirimize mesafeli mi davranacağız? Hani ne şekilde davranalım? Mesafeli davranalım. Kafamız rahat etsin. Ha? Ne dersin? Gitti artık. Saklayacak bir şeyimiz yok. Can. Can, herkes bize bakıyor. Aha. Ben bunu çala kalem iş yapıyorsunuz, beğenmeyeceğim ortada. Çala kalem iş yapılıyor ortada. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Nefeslerinizi tutun, bir açıklama yapacağım. Kapı arkasındaki meraklı fısıldaşmalarınıza bir son vermek adına bunları söylüyorum. Dedikodular doğru. Biz, yani Sanem ve ben beraberiz. Sanem benim sevgilim. Aa, çok hoş, bravo. Doğru. Ağzını kapa. Artık herkes biliyor. Saklayacak da bir şey yok. Paylaşmak istedim sizlerle de. Herkes işin başına. Evet, güzel. Bak ne kadar kolay oldu. Ay, döndürdün bir de. Yani ya sen nasıl laps diye bir sevgiliyiz dedin, inanamıyorum. Herhalde laps diye sevgiliyim diyeceğim yani. Ben zaten ne zamandır bunu söylemek istiyordum yani. Bunu bekliyordum. Koskoca Can değil, niye korksun? Herhalde istersen bir de bak. Şöyle bağırmak, haykırmak suretiyle öyle ilan. Hayır. Sakın. Sakın öyle bir şey yapma. Delisin ya sen. Hani beni deli ettiğin doğrudur. Can Bey. Can Bey. Oo, Can Bey, Can Bey. Hadi artık işimizin başına dönelim, biraz çalışalım. Evet, haklı olabilirsiniz Sanem Hanım. O zaman sizi masanıza alalım, buyurun. Olur, ben masama geçeyim en iyisi. Ya da düşündüm de ben... buraya mı yerleşsiniz? Hem yaratıcılığınızda radikal bir şekilde artış olmuş olur... hem de elimin altında olursunuz yani. Mühim konular olduğunda, acil konular olduğunda... ben size danışma imkanı yakalamış olurum hızlı bir şekilde.
Evet, benden faydalanabilirsiniz. Benim fikirlerimden ve hayal gücümden faydalanabilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz Can Bey. O zaman ben burada çalışayım. Öyle olsun o zaman. E tamam. Siz nasıl uygun görüyorsanız. O zaman ben bir çalışma ortamı ayarlayayım kendime. Peki Can Bey, yani siz nasıl uygun görürseniz. Keşke bir de böyle seni herkes içinde öperek konuşmamı taçlandırma mıydım? Ay! Ha? Can! Tamam, sakin ol ya, toparlarız. Ay Can! Can, kırıldı bu. Can, çok özür dilerim. Yani ben kendime yer açıyordum. Ama nasıl oldu ki bu şimdi böyle? Tamam, önemli değil. Tamam, önemli değil. Gerçekten versene bir bakayım ben onlara. Çok özür dilerim. Aytaş'ı. Neden iki tane peki? Neden iki tane? Çünkü efsaneye göre ay ışığını içine çekiyormuş. Yani koyu olan ayın gizli görünmeyen yüzü, beyaz olan ayın aydınlık yüzü. Her insan iki parçadan oluşurmuş. Biri gizli kırılgan tarafımız, diğeri de sadece sevgiyle bakanların görebildiği aydınlık tarafımız. O yüzden iki tane. Bir de ben de tabii bir gezgin olduğum için beni koruduğuna inanıyorum. Bir de tabii iyi geliyor oynaması. Çok güzel. Ya bunlar daha önce 1000 kere düştü yere elimden fırladı falan, kırılmadı ama kırılacağı varmış demek ki şu an. Yapacak bir şey yok. Ben gerçekten özür dilerim. İstemeden oldu. Yani nasıl olduğunu da anlamadım. Ben kendime yer açmak istiyordum çünkü. Tamam, mühim değil. Olur öyle şeyler. Ben en iyisi masamda çalışayım. Sorun değil sana. Yok yok. Sorun değil gerçekten. Çok çok özür dilerim. Can, bakıyorum da ajansın da senin gibi çok renkli, çok yönlü, çok sıra dışı. Ben doğru bir karar verdiğime bir kere daha ikna oldum. Teşekkürler Mr. McKinnon. Bizimle çalışmaktan çok memnun kalacağınızı düşünüyorum ben. Sizin gibi duayenin bizim ajansımızı seçmesi, bize bir şans vermesi bizim için çok gurur verici. Benim açıkçası çok büyük endişelerim vardı. Danışmanlığını yaptığım kozmetik firması Redmond Kozmetik. Biliyorsunuz kendi alanında büyük bir dev. Bu ajans daha önce böyle büyük bir kampanya yaptı mı acaba? Evet, bizim için de bir ilk ama hazırız ve emin olun bu işin altından en mükemmel şekilde kalkacağız. İşte budur. Senin gözlerindeki o ateş, o hırs, nasıl derler, o arzu benim kafamdaki bütün düşünceleri sildi. Size söylemiştim. Aynı zamanda Kompas Spor'ta yaptığınız kampanya da beni çok etkiledi. Benim için çok büyük bir referans oldu. Ya gerçekten harika bir iş çıkardı. Canla çalışmak çok keyifliydi. Eminim siz de bizim gibi düşüneceksiniz. Çok, çok teşekkür ediyorum. O zaman biraz iş konuşmaya başlayalım. Çünkü çok heyecanlıyız çalışmaya başlamaya. Asistanınızın gönderdiği kampanya şartları burada. Benim biraz incelemeye fırsatım oldu. Bazı noktalara birkaç önerim olacak benim. Efendim abla. Ne yapıyorsun? Ay vallahi resmen rüyada gibiyim. İnanmazsın ama sanki bir masalın içinde gibiyim. Birkaç pürüz var ama onları hallederiz, sorun değil. Neler oldu neler, neler oldu neler. Can elimden tutup ajansa girdi benimle. Herkese sevgili olduğumuzu söyledi. Çok iyi olmuş. Da ben onu sormuyorum. Emre hiç beni sordu mu? Sordu, Güliz'e sordu. O da hasta dedi. Demek beni de o yüzden aradı. Seni mi aradı? Aa, ne yaptın? Açmadım ki. Sana bir şey sordum. Yok, sormadı. Hele bir sorsun. Sorsun da ben onun ağzının payını güzel bir vereyim. Ver ablacığım. Ağzının payını şöyle iyice bir ver. İyi hadi, kapatıyorum ben. Senem, bakar mısın bir? Geliyorum. Can'cığım, o zaman yemek rezervasyonu bende. Tamam. Seni de çok beğeneceğini umduğum bir restoran ayarlıyorum. Süper, süper. O zaman yemekte görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar, bendesiniz.
Az önce giden beyefendi Mr. McKinnon biliyorsunuz. Amerika'nın organik kozmetik firması Red Mod Kozmetik'in danışmanı. Ve Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyorlar. Ve az önce kampanyalarını bizim hazırlamamızı istedi. Şimdi bir alkış gelebiliriz. Bu gelen ürünler de markanın Estor ürünleri. Bunları alıyoruz böyle kulağımıza sıkıyoruz, gözümüze de anlatıyoruz. Hiç korkmuyoruz. O kadar kaliteli ürünler. Hiçbir şey olmayın. Yarın yokmuşçasına inceleyip deniyoruz arkadaşlar. Yarından itibaren de bu kampanyaya böyle bombalama dalış yapacağız. Okey. Hadi bakalım. Herkes alsın. Deren. Hı. İyi miyiz? Hı. İyisiniz. İyisiniz bence. Çok yakışmışsınız. Ben öyle düşünüyorum. Sonuçta Sanem de mutluluğu hak eden bir insan. Ben daha çok sen iyi misin anlamında sormuştum. Ben? Hı hı. Ben çok iyiyim. Arkadaşlarımın mutluluğu benim mutluluğum gibi bir şey. Okey. Kampanya, McKinnon falan. O da çok iyi. Çok iyi, çok şık oldu, çok estetik oldu. Daha ne olsun? Okey. Sen biraz dinlenmek ister misin birkaç gün? Bize lazımsın çünkü sana ihtiyacımız var. Yok. Ben şimdi yan yan giderim odama. Çalışırım sabahtan akşama kadar. O zaten. Ne olacak ben? Benden artık geçmiş. Ne olsun. Siz çok yakıştınız ama. Bu arada Emre nerede? Göreniniz var mı, bileniniz var mı? Şey, Can Bey, Emre Bey'i biraz önce ajansdan çıkarken gördüm. Çıktı. Allah Allah, apar topar. Bilmiyorum, bir şey de söylemedi ama. İnşallah mahalleye gidilmiştir. Sanem, iki dakika konuşalım mı? Olur. Üç dakika konuşalım Can Bey. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Leyla'yla ayrılmışlar galiba. Yani aslında Emre Bey Leyla'dan ayrılık desek daha doğru olur. Çünkü ablam bulutların üstündeyken Emre Bey ona birbirlerine uygun olmadığını söylemiş. Hadi ya. Allah Allah. Yani ben neden böyle oldu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Uzaktan çok hoşlanıyor gibi duruyordu Leyla'dan. Hatta ben uzun süre onu böyle görmemiştim. Neyse. Eninde sonunda böyle olacakmış demek ki. İlk başta olması daha doğru oldu tabii. He. Neyse, tatsız konular bunlar. Kapayalım. Akşama ne yapıyorsun mesela? Onlardan bahsedelim bana. Geçelim mi? Yani kampanya üzerinde çalışabiliriz mesela. Hatta şanslıysak ürünleri deneriz. Sen bana yardımcı olursun. Daha tecrübelisin sonuçta ya. Senin daha aşina olduğun konular, ürünler. Aslında ben sana gelmesem daha iyi olur. Çünkü ablamda kaldı aklım. Anneme de konuşmam lazım bir an önce. He. Israr hiç etmeyeyim ben, ciddi bir mevzu çünkü. Okey. O zaman ben de çıkayım, evde çalışırım. Ben seni eve bırakayım geçerken en azından. O da olmaz. Ben böyle her şeyi yokuşa sürüyormuş gibi oldum ama şimdi trafik falan vardır. Ben metroyla daha hızlı giderim. Olmadı o da. O zaman metroya ben seni bırakayım. Metroya kadar. O olur mu? Ben her şeye hayır demiyorum. Bunu kabul ederim. Okey, süper. Ceketimi alayım. Ben de alayım ona. Soğuk çünkü hava. Üşütmeyelim giderken. Görüşürüz. Geliyorum. 2-3 saniye sonra görüşürüz. Selam abi. Oo Emre, selam.
Hayırdır öyle habersiz birdenbire şirketten fırlayıp gitmişsin? Erhan'la bir işim vardı diyelim. Sen de anlat bakalım. Nasıl geçiyor görüşmen? Çok iyi, bayağı iyi. Red Mod Kozmetik için bir kampanya hazırlamamızı istedi. Süper haber bu. Evet, her şey iyi giderse, herkes etkilemeyi başarabilirsek... tarihimizin en iyi anlaşmasını yapacağız gibi duruyor. Abi sen deli misin? Eski gücümüze geri döneriz. Bence çok çok daha ötesi. Gerçekten çok sevindim ya. Yani bu özellikle bu sıkıntılı günlerden sonra iyi olacak her şey. Evet, Compass Sport'taki başarımız bizi buraya kadar taşıdı. Ceyda'nın sana olan ilgisini de boş geçmemek lazım ama. Bak sen Emre olan ilişkinizi öğrenince bu çok hoşuna gitmeyecek. O da onun problemi, yapacak bir şey yok. İçki koyuyorum, içersin değil mi? Olur. Çerezleri alsana şurada. Sen beni boş ver de Leyla ile ne oldu onu anlat bakayım. Hiç. Sanem anlattı. Kızım bayağı kalbini kırmışsın. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Kız işe de gelememiş. Kendimce sebeplerim var diye. İyi de yani kızı bu derece üzmen sence doğru bir şey mi? Her şey de yolunda gidiyordu. Ne oldu ki yani birdenbire? Anlatsana be abicim. Abi. Biliyorsun Aylin'le olsun bir ilişkiden çıktım. Yani yepyeni bir ilişkiye hazır değilim. Evet Leyla hoş, güzel kız. Ama aileler falan işler hızlanınca biliyorsun benlik değil bunlar. Evet haklısın. İşler hızlı ilerliyor. Ne oldu senin Sanem'le? Bir sorun mu var? Yok bir sorun değil de yani çok belli ki ya uzun süre flört edemeyeceğiz. O yüzden ben de evlenelim dedim. Nasıl yani evlenelim dedin? Bildiğin evlilik. Evet, bayağı bayağı evlenmek gibi evlilik işte yani. Evlilik işte. Düğün, gelinlik, nikah, yüzük falan. Öyle. Bir dakika. Şimdi sen, Sanem'e evlenme teklifi ettin öyle mi? Çok da öyle olamadı gibi oldu aslında yani. Sanem çok olmuyor. İşte ailem, etraf, ajans, laf, dedikodu falan deyince ben de evlenelim o zaman dedim. Gerçekten bayağı romantik bir evlilik teklifi olmuş. Gerçekten bravo. Evet haklısın. Yani o da pek ciddiye alamadı zaten. Konsantre olamadı mevzuya ama ben çok daha iyisini yapacağımdan eminim. Abicim saçmalama. Flört için evlenilir mi? Evlenilir. Neden evlenilmesin? İnsan seviyorsa evlenir. Yani ben bundan daha iyi bir neden düşünemiyorum evlenmek için. Sen bayağı ciddisin ya. Abicim bak, bu işler aceleye gelmez. Baskı hissedersin, sonunda mutsuz olursun. Ben asıl Sanem'siz mutsuz oluyorum Emre. Sanem benim hayatımda tanıdığım en farklı, en özel kız. Ben onu her anımda yanımda görmek istiyorum. Ben böyle hissederken neden bekliyorum ki? Vay be, Cendevit'e bak sen. Damat oluyor. Aynen öyle. Olsun istiyorum seni görebilmek için. Ben uyuyunca da seni görüyorum rüyamda, hep yanındasın. Ya ben de görürüm ki. Ben de görürüm, hatta kokunu bile duyabilirim. Nasıl sağa çıkayım ben sabaha? Kalbim fazla mesai yapıyor şu an.